Merhaba, herkese akşamlar. Anadolu Efes günlük grafik çok turu yer vermedim. Yani en son Eylül ayında zannediyorum kanalda bir baktık Anadolu Efes'e. Direnci, yani hareketin direnci belli. Şöyle 23-28, 23-30, 23-50 deyin hatta. O da 23-50 direnci var. Onu bir geçemiyor. Söyleyeyim, çok da kıymetli kağıttı. Şöyle bir geçmişini de göstereyim. Yani düştü, düşüp kalkamayan bir bu kaldı. Ya bir bu kalmadı da biraz mübalağa ediyorum. Birkaç kağıtta daha var, BIST yüzde düşüp de kalkıyor. Ben pek çok kağıt var hatta. Ama yani Anadolu Efes mesela Tuborg'a falan bakınca performansının böyle kalması üzücü, değişik oldu yani. Tabii yani Tuborg daha çok, bilmiyorum hangisini ihracat daha çok. Tuborg'un belki daha çoktur. Temel raporlarını okumadım. Ama Tuborg'un hissesi lotu az tabii. Herhalde onun da etkisi var. Mart dibinden beri yukarı akım devam ediyor ama yani bakın bu her zaman böyleydi. Yani bu çok hızlı hareket eden bir kağıt, sert hareket eden bir kağıt Anadolu Efes. Ama sert hareketlerini trend çizgisinin üstünde devam ediyor. Yani kısaca şunu söyleyebilirim. Çekin trendinizi. Siz de çekin Mart dibinden majör anlamda. Eğer yani bilmiyorum, herkesin şeyidir, stratejisidir. Yani şuranın üstünde kaldıkça pozitif olarak değerlendirebilirsiniz. Ortalamalardan yürümüyoruz burada. Takip, yani birçok, her videomu izleyen kaç kişi var bilmiyorum. Her videomu izlemenize gerek yok da yani. Hani en azından birkaç video izleyen kaç kişi var bilmiyorum ama şöyle ifade edeyim. Biliyorsunuz bazı kağıtlarda ortalamalardan yürüyoruz. Bazılarında yürümüyoruz. Bu ortalamadan yürümediğimiz bir kağıt. Çünkü hiçbir ortalama düşmeye başladım. Destek meslek olamıyor şeye, Anadolu Efes'e genellikle. Yani o gideceği yere gidiyor. Şu trende yakın şekilde oluyor, geçiyor düzeltmeleri. Şimdi iki türlü davranılabilir. Yani bu sizin kar zarar pozisyonunuza bağlı olarak değişir. Şu en yakın dip, herkesin görebildiği 2 Kasım. Şunu da söyleyeyim ya, iş muhabbete dökülecek yine ama dökülsün. Arkadaşlar, teknik analiz yaparken herkesten farklı bakış açısı zararlıdır. Bakın, çok basit bir şey. Herkesin bulacağını bulacaksınız orada. Herkesten farklı düşünürseniz o bambaşka bir teknik analiz olmaz onda da. Yani, eğer ağırlıklı, yani teknik analizle alım satım yapanların ağırlıklı olarak %70'in ne düşündüğünü bulursanız zaten doğru yapıyorsunuzdur. O zaman para da kazanırsınız. Dolayısıyla burada bu ara yükselen trendi çiziyorum. 2 Kasım'dan bir trend çizilir. Bu trend kırılmadıkça yukarı hareketlerin devamı beklenir zaten, yani doğal olarak da devam eder trend kırılmadıkça. O yüzden yani hiç burada 50 gün şu bu demiyorum. Gerçi 50 günün üstünde duruyor ama biraz daha şans verip 21-50 diyorum. 21'in altın 50'nin altına girişlerde yani arada bir belki yani 21 desteği olabilir. Biraz daha alta giderse o zaman döneriz. Alttan bakın 200 günü atlıyorum burada. Şu trend çizgisine bakarız dönüp. Onu söyleyeyim. Yukarı doğru hareketlerin devamında da zaten fiyat artık çok yakın. 23-28 dedim ya biraz önce, 23-30 civarının kırılması beklenir. Kırılabilirse artık zaten bir zaman kırılacak, yani zamansallıktan kırılacak. Ana trende uyduğu müddetçe diyorum, zamansallıktan kırılım beklenir. Kırılırsa o zaman da döner. Yani aslında bakalım yolun üstünde nereye gösteriyor Fibo bize. Hem bir Fibo hedefi olarak da alabiliriz oraya. Hem de bir direnç olarak 25 lira 28 kuruşu hareket beklenir kırılırsa. RSI aşağı yön, MACD aşağı, yani tetik şöyle biraz açayım gözüksün. Aşağı bir yön veriyor. Bayağıdır da hatta şurada şeyler, histogram falan bayağı kızarmış ama dikkat ederseniz histogramın boyu, yani şu histogramın boyu çok kısa. Bu ne demek? Momentum çok düşük, düşüşte. Yani çok büyük bir momentum yok demek şu anda. Söyleyeceğim başka bir şey yok. RSI'da herhangi bir tutarsızlık, bir durum, o da yok. Dikkatimi çeken bir şey arıyorum ama herhalde atladığım bir şey yoktur. Herkese iyi akşamlar dilerim.